Herkese yeni bir Microsoft Flight Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün güzel bir videoyla karşınızdayım. Sağ olsun Navigrab sevindirdi bizi ama ondan önce, dur, her şeyden önce kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim için önemli. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Havacılık oyunlarına merak saldığımdan bu yana çeşitli yerlerle iletişim halindeydim zaten. Halihazırda da kullanıyordum, biliyorsunuz Navigrab. Ücretli üyelik bölümüne geçtim artık, sağ olsunlar. Sesimizi duydular abi. Bir yıllık üyeliğini verdiler. Bunlarla ne gibi bir yararlar elde ediyorsunuz, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bir yandan da planımızı oluşturacağız. Bugün Trabzon Adana uçuşu yapacağız. Zaten kapaktan gördünüz abi. New flight diyoruz hemen şuradan. THY ne olsun? 1 yok. 7 Trabzon Adana. Yani Tango Alfa. LTCG Lima Tango Charlie Golf. Lima Tango Alfa Foxtrot'tan Foxtrot'a da iniş yapacağız. Alternatif Fork LTA'yı vardı, Antalya'yı verdi. Alternatif fazla kullanmıyoruz. Simülatör sonuçta bu dostlar. Belki kullanacağımız günler gelir. Boeing 737-700 ile uçacağım bugün. Biliyorsunuzdur Airbus'tan farklı olarak Boeing'i de kullanıyorum ara ara. Kalkacağım hava, ya pistimi 11 seçiyorum. İniş yapacağım da 05. Şimdi eski videolara gidin bakın. Şurada Irak Cycle'da 22.08 değil de 22.03 falan. 21.03 görünür. Bu ne demek oluyor? Açılımı aynen şöyle. 22.08 8. ayın 22'si. 21.03'te 3. ay... Pardon. 22.08 2022 8. ay, 21.03 2021 3. ay, yani Mart. Eski ayrak. Bu ne gibi bir eksiklik yapıyor sizlerde, onlardan bahsedeceğim. Hava yolları, firmaları, havaalanları, havacılık kuralları bazı şeyleri zaman içerisinde güncelliyor. Bu güncellemeleri de aylık olarak ayrak güncellemesiyle gerçek hava yollarına da sunuyorlar. Tabii ki bu arada burada kullanacağım hiçbir şey gerçek hayatta kullanılmaz, onu da söyleyeyim. Onların farklı sistemleri vardır. Muhakkak belki benzerlikleri vardır ama kullanılmaması konusunda Navigrab özellikle not düştü. Yani onu da göstermek zorundayım. Göstereceğim birazdan da. Bize güncel rotayı, en sağlam, en güncel rotayı bu şekilde veriyor. Ücretli üyelikleriyle seneliği 1000 lira civarında olan var. Aylık işte 100 lira civarında olan da var. Senelik almayı zaten planlıyordum ama böyle bir sponsorluk alışverişimiz oldu. Çok da tatlı oldu. Çok çok selamlarımı iletiyorum. Edit yaparsam buralara bir şeyler koyarım. Evet dostlar, kameram maalesef. Bugün bir tadı yok kameranın. Şuradaki yeşilliklere bak. Neyse. Şeyi oluşturduk. Böyle harita üzerinde de zaten görüyoruz. Bununla da bitmiyor bu arada. Onu da söyleyeceğim şimdi. Planımı oluşturdum. Oyuna geçiyorum. Oyunda görüşürüz. Videoya geçmeden önce de bugün üzücü bir hadise yaşandı. Havayolu hadisesi. Gerçi kaza bela olmamış çok şükür de. Anadolu Jet'in gerçek uçuştan bahsediyorum. Flight Radar 24'ten kontrol edebilirsiniz. Gerçek uçuşları 5 dakika delaylı, yani gecikmedi. Kalkıştan sonra Bulgaristan taraflarında kokpit camı çatlıyor ve geri divert etmek zorunda kalıyor. İstanbul'a geri inişini yaptı. Bugün canlı canlı dinledik. Büyük geçmiş olsun herkes adına diyorum. Havacılık camiasına. Yüreğimize ağzımıza geldi yani. Korkunç hadiseler bunlar. İstemeyiz elbette. Geçmiş olsun çok herkese. Evet, uçağımızın başına geldik. Oyuna girdik daha doğrusu. Şöyle göstermem gerekirse, hatta dışarıdan göstereyim sizlere. Trabzon Havalimanı'ndayız. Buranın liverisini yüklemedim herhalde. Ya da yüklü halim buydu. Bilemedim. Genel havacılıkla başlamışız herhalde. Neyse bakalım. Önemli değil çok. Uçağımız böyle maşallah heybetle. Şimdi Navigrab biraz göstermek istiyorum size. Bu charts uygulaması. Chart uygulamasından doğrudan flights diyorsunuz buradan. New flight diyorsunuz. Buradan from Simbrief diyor. Yine Simbrief'teki rotayı çekebiliyorsunuz. Use dediğiniz zaman size uçacağınız rotayı otomatik olarak getiriyor güncel versiyonuyla. Bacakları vesaire zaten buradan da görebiliyorsunuz. En güzel şeyi şu. Mesela LTCG'ye tıkladınız buradan. Chart bölümüne geldiniz. Tamam mı? Şimdi bizim için ne lazım olacak? Hani belki yani buradan da tabii transition altitude falan da öğrenmemiz gerekecek ama en önemlisi taksi yolları var abi. Taksi yolları. Neredeyiz? Nasıl taksi yapabiliriz? Görüyorsunuz. Harita üzerinde kendimizi görebiliyoruz pembe bir şekilde. Ama şuna dikkat edin. Navigrab charts intended for flight simulator only. Not for navigated use diyor. Yani navigasyonel anlamda kullanamazsınız. Sadece simülasyonlarda kullanın diyor. Flight simülatörlerde kullanabiliyorsunuz. O önemli bir detay. Çünkü ya sanmıyorum aranızda gerçek pilot olup da kişinin gidip bunu kullanacak da. İnşallah yoktur yani. Neyse, görmüş olduğunuz gibi kendinizi istediğiniz gibi görebiliyorsunuz haritada, hangi pistte hangi taksi yolunu kullanacağınızı yan ekranınızdan misler gibi kontrol edebiliyorsunuz. Bunu da bir yandan gösteriyor olacağım size iniş sırasında, hani rotayı nasıl uygulayacak. Şimdi bunu pinleyelim biz. Pinlediğimiz zaman aşağı geliyor. Ardından şöyle küçük ekran göstereyim, ya büyütünce şey olmuyor. Şöyle ardından bana ne lazım olacak? Departure. Nereden departure olacağız biz? Hemen şöyle volantayı da açalım. Volantayı da şuradan map diyeceğiz. Ondan sonra flight plan. Burada inşallah oyun kapanmaz.
Öyle bir detay var. Volanta'da DCT direct vereceğiz. Sıv'la gideceğiz. Sıv. Sıv diye bir yer var mı? Herhalde yok. Yani kalkacağız direkt Sıv bacağına. Ya da Selvi mi diyeceğiz? Selvi görünüyor mu burada? Nivax, Baltı, Deadpool, Pipax, Temel, bilmem ne bilmem ne. Yok, herhangi bir sınırlama kısıtlama yok galiba kalkışta. İnişe bakacağız. Şuradan approach diyelim. Biz nereden şey yapacağız? Gerçi approach'u eklemesek de olur da biz 11'den kalkacağız. Şunu her ihtimale karşı ekliyorum ben. Hani şuradan transition altitude'u falan görüyorum. Lazım olursa barometrik değeri falan görüyorum. Ardından tekrardan ne yapıyoruz? Burayı kapatıyoruz abi. Şöyle rotanın sonuna geliyoruz. Bak gördüğünüz gibi Sıvı falan burada gösteriyor. Sıvı neresiymiş? Yani kalktıktan sonra Sıva direkt gideceğim abi ben. Direkt direct vereceğim. Yapıştıracağım, gideceğim. Sağa doğru çektik. LTAF'ye gelmeden önce TAR1SD diyor. Gördünüz mü? Üstüne tıklayıp şuna tıklarsam bana bunun chartını açacak. Yaklaşmamı gösterecek. Ben Tarsu'dan yaklaşacakmışım. Tarsu'ya açılacağım. 10.000 fitte olacağım Tarsu'da. Tarsu'dan 57 başa dönüp 0.5 pistini karşılayıp ALS'e establish olup gireceğiz. ALS'imizin frekansı da burada 112.7 ada. Ya da vordur bu belki, bilemedim şimdi. Bunu da büyütelim hemen şöyle bir. Direkt harita üzerinde de gösterme olayı da var. Görmüş olduğunuz gibi otomatik oturtuyor buraya. Bunu da pinledik. Ondan sonra LTAF'deki şeyi de pinleyelim abi. Taksi. Bura hala LTAF. Ha şöyle. Hemen şuradan taksi diyelim. Parking stand, koridorlar falanlar filanlar. Hemen bunu da pinleyelim. Belki bu da lazım olur. Şunu da pinleyelim. Bu da yanaşacağımız yerler. Görmüş olduğunuz gibi hepsini sırasına göre yapıyor. Bak fark ettiniz. Hepsini sırasına göre diziyor aşağı otomatik olarak. Çok da tatlı bir olay. Departure'ımız okey. Approach'umuzu da ekleyelim. 05'e ALZ ile yaklaşırım. Onu da ekleyelim. Bunu da pinledik. Ha zaten pinlemiş miyiz bunu? Okey. Aynen. Tamam. Yo, pinlememiş miyiz? ALZ 05. Ha, ha tamam. Bunu da pinledik buraya. Hop bu abiyi de eklemiş olması lazım. Aynen burada. Sırasıyla. Buraya geleceğiz. Rotayı tutturacağız. Nereden geleceğimizi bilmiyorum ama ona bakacağız. Tarsu. Tarsu'dan sonra ada bacağıyla. Yani onu da şurada görürüz. Nerede ada? Hop. Görmüş olduğunuz gibi ada. 2500'de olacağız adada. Adadan sonra da yavaş yavaş 05'e doğru gideceğiz. Burada da frekansımız 119-220 yok. 108.7 mi? Aynı 108.7. Evet. Çok fazla uzatmayalım burayı. Bunu gösterdik. Uçuşum boyunca zaten Navigraph'ı göstereceğim. Hızlı hızlı başlayalım. Şimdi ben en baştan uyarıyı yapayım abi. Meşhur uyarıyı. Gerçek bir pilot değilim. Ben de sizler gibi simülasyonu öğrenmeye çalışan bir bireyim. Yapmış olduğum en ufak bir hata canınızı sıkmasın. Hiç gerek yok. Boş muhabbetlere. Oyunumuza, dalgamıza bakıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Keyif almaya çalışıyoruz. Diyeyim. Geçelim. Grand servisten hemen bir request şey isteyelim. Grand power isteyelim. Dışarıdan kontrol edelim. Geliyor mu? Geldi bu arada. Kabloyu da bağladılar görmüş olduğunuz gibi. Hemen ne yapıyoruz? Üst panele gidiyoruz abi. Buradan Grand power'ımızı bir çalıştırıyoruz. Şu anda çalıştı. Hemen ILS'lerimin sıfırlanması için şey yapayım. Hemen navigasyonlarımızı bir açalım. ILS diyorum ya. Navigasyon. Nav pozisyonunu aldık. Direkt FMC'ye geçiyorum abi. FMC'de benim yapmış olduğum ilk şeylerden birisi, daha önce de uçtuğumda gösterdiğim yakıt bilgimi falan girmek oluyor dostlar. Hatta ondan önce şunları bir girelim. Bu sefer taktik değiştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi navdata ve ayrak bilgimi burada da görebiliyorum. 22.08. Başta anlatmıştım. İndeks dedim, pozisyon dedim. LTCG. Lima, Tango, Charlie, Golf. LTCG. Biz neredeyiz? 11'de olmamız lazım. 11. Gate'in koordinatını aldım. Koordinata yapıştırdım. Rota dedim. Şu aşağıdakini sildim. Flight plan request diyor. Bunda da otomatik çekebiliyoruz. LTAF'ye gideceğiz. Yani bu. Select dedim. Bunun biraz gelmesini bekliyorum. O sırada boş durmuyorum. Panellerimin ışıklarını açıyorum. Ben böyle kullanmayı seviyorum. Sizler nasıl uçuyorsunuz bilmiyorum ama sabah saatinde uçsam bile bu panellerin ışıklarını her daim açarım abi ben. Seviyorum yani. Böyle pırıl pırıl olacak her yer. Hatta bir yandan da şeyleri açmak istiyorum.
kabin basıncını açalım, şunları açalım. Belki ters başlıyorum ama dediğim gibi. Bunları otomatiğe aldım, şunu da otomatiğe aldım. APU'yu da bir yandan hazır konumuna getirelim diyeceğim. APU'yu da başlattım, herhangi bir sıkıntı yok. Elektriklerimi açtım abi. Ardından başka açmam gereken herhangi bir şey görmüyorum burada. Şunu emergency light'ları yok, seatbelt'leri otoya aldım. Emergency light kapalı olsun şimdilik, hiç gerek yok. Şunlar okey, herhangi bir problem yok. Uçacağım irtifayı hemen şuraya bir set etmem gerekiyor. Şuradan volanta. Bunu da söyleyemiyoruz. Tam ekrandan çıkalım. Aynen, volantayı bir açalım. Yan ekranımı alayım. Oradan okuyacağım dostlar, dediğim gibi. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet, volantayı açtım. 38.000 feet irtifa vermiş bize. 38.000 kabin basıncımı giriyorum buraya. Yolcuların kulakları patlamasın diye. Şuraya herhangi bir şey girmiyorum şimdilik. Bakacağız Amaran Mail'a ve işine. Cost Index 60 vermiş. Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Ben öyle seçmemiştim planda. Olsun. Biz de öyle uçarız. APU'muz geldi. APU bildiğimi açtım. Herhangi bir sıkıntı yok. APU jeneratörlerimi devreye aldım. Grand Power'la işim bitti. Off konumuna alabiliriz şimdilik. Birazdan şimdi yakıt bilgilerimi falan gireceğim. Yağdan pere bakalım gelmiş mi? Gelmiş. Tamam, çok güzel. Motor çalıştıkça buradaki ışıkların söndüğünü, her şeyin normal bir düzeye geldiğini göreceğiz, fark edeceğiz. Şimdi uçuş numaram. Pardon, önce bir load diyelim. Bir yüklesin şeyimize. Turkish 7 Tango Alpha. 7 Trabzon Adana. Şunu da bekleyelim hemen. Evet. Activate dedim önce. Bir execute diyelim. Türk THY 7 Tango Alpha. Flight planımı girdim. Runway 11'den kalk. 11 miydi lan? Runway kaçtan kalkacağız biz? Ha, 11'den doğru. Core auto'ya hiç girmiyorum. Ne olduğunu da tam bilmiyorum. Kullanmıyorum o yüzden. Performans initimizi de çekelim abi. Otomatik olarak çeksin planımızdan. O VX vardı ya. Oradan otomatik olarak çekiyor attığımız VX. Onu da izlemediyseniz başka PMDG videomdan bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yakında da önümüzdeki hafta da 737-800 geliyormuş. Meraklısına duyurulur. Siz de izliyorsunuz artık. Muhtemelen aşinasınızdır. Araştırıyorsunuzdur. Cost Index 18 gösteriyor ama bize 60 verdiği için ben 60 gireceğim. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Zero Fuel Weight'imiz 46.9. Planlanan fuel'ımız kaçtı? 6.7 diyelim. Cruise wind'imiz neymiş? Ben bunlara buradan bakıyorum dostlar. Cruise wind'ime hemen şuradan neredeydi? Tot. Aynen şurası. 248'den 49 knot rüzgarımız olacakmış. Epey bir rüzgarlı. Kaçtı? 248-49. 248/49 knot rüzgardan bahsediliyor. Transition altitude'umuz. Burası için hemen ne yapıyorum? Geliyorum. Ben böyle alıştım bu arada. Siz başka türlü yapabilirsiniz. 12.000 feet olduğunu transition altitude'un görüyorum hemen. Onu da aldık. 12.000 buraya set edildi. Execute dedim. Artık burayla işim bitti. Şimdi asıl olayın tatlı bölümüne geliyoruz. Fuel bölümüne geldim. Bize ne kadar yakıt vermişlerdi? Hemen tekrardan bir kontrol edeyim abi. Yakıtımız 6.7 olacak. Şöyle giriyoruz. 6.652. Yakıtımızı girdik. Herhangi bir sıkıntı yok. Gross weight'imiz 53 görünüyor ama bunu değiştirebiliyor muyum? 53.4 değiştiremiyorum ne yazık ki. Onu herhalde payload bölümünden yapacağım. Payload'umuza geldik. Kaç yolcumuz vardı? 99 yolcuyla uçacağız. Kargomuz bayağı ağırız bu arada. Vallahi ağırız lan. 8764 payload vermiş ama bunu ikiye bölsek 4350 ortalama. 4350 tam tutturam, yani bölmek lazım bunu da. 4351 ne? Aa, maksimumdayız. Niye böyle bir şey vermiş bu ya? 737'yi seçmedim mi abacım ben? Tamam, neyse, önemli değil. Dediğim gibi battı balık yan gider. Kervan yolda düzülür. Buralar okey. Herhangi problem görmüyorum. Kapımız açık. Boarding falan başlamıştır muhtemelen. Onu biz mi yapıyorduk bu arada? Ben onu unuttum bak, görüyor musunuz? Tamam, geçtik. Herhangi problem yok. Departure Arrival bölümüne geldik. 11'den ne yapacaktık biz abi? 11'den Selby tarafına gideceğiz ama Selby'nin şeyi yoktur.
O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. İlk defa deniyorum bunu. İnşallah bulabilirim. Departure'ımıza bir gelelim. Bizi en yakın neresi götürebilir? 11'den kalkarsak Tarsu tarafından gidebiliriz. Yo. Bu ne lan? Bu Adana'nın. LTCG'ye gel babuş. Onu nereden seçeceğiz? Şöyle. Dediğim gibi kullanmayı ben de yeni öğreniyorum. Sizlerle beraber. Şuradan da chart listine girelim hemen. Departure bölümüne geldik. Tolum bilmem ne bilmem ne. Bu bizi başka yerlere çıkarır. Temele bakalım. Temel de farklı yerden. Aynen. Pixup. Pixup bölümünden gidebiliriz. Pixup'ı bir seçelim bakalım. Yani olursa dostlar. Bir yere seçmezsek de olur da. Pixup bir ay dedim. Bunu execute dedim. Departure. Şimdi arrival'ımızı girelim. ILS Zulu 05 demiştik. Rota bize ne vermişti? Tars 1D. Bakalım var mı? Var. Görmüş olduğunuz gibi güncel. Yani o yüzden sıkıntı çekmiyoruz. Şimdi Legs'e geldik. Legs'den ne arıyoruz biliyor musunuz? Den yazan yerleri. Buraya şu en sonu yapıştırıyoruz abi. Bu kadar. Diğer hiçbir şeye dokunmuyorum. Ada diyor. Şunu da aynı şekilde yapıştıralım buraya. Kopuklukları gideriyoruz yani. Şimdi kontrol etmeye geldi sıra. Bunu farklı bir ekran açıyorum hemen. Biraz FPS'e düşebilir dediğim gibi. Legs'e tekrardan geldim. Şuradan planı aldım. Şuradan da 20 mil değil mi? 40 milde kalsın şimdilik. Hatta bunu kapatayım. Bu çok FPS'e düşürüyor dostlar. Şöyle tek tek bir atlaya atlaya gidelim. Görmüş olduğunuz gibi çizdiğim Pixap'tan Advok, Step, Erhan, Tedvay, Ercis, Selvi, Tarsu. Tarsu'dan sonra artık yaklaşmamız var. Tarsu'dan sonra güzel olacak. Havadayken hallederiz artık her şeyi. Planımızda herhangi bir bozukluk, bir problem görünmüyor. Belli bir limitlerimiz var. O limitlere uyarak gideceğiz tabii ki. Şu gördüğünüz pembe yazılar limitler. Ve büyükler daha doğrusu. Mesela CG 097'de 7500'de olmamız gerekiyormuş. Bakalım hemen. CG 097 miydi? Hop burada. Gördünüz mü? 7500 bakın. Navigraph da aynı şekilde gösteriyor yani. O yüzden kullanımı çok keyifli ve güzel. Yani kullanmıyorsanız kesinlikle bu havacılığı istiyorsanız bunu deneyin abi. Çok ciddi söylüyorum size. Evet. Herhangi bir problemimiz kalmadığını düşünüyorum. Bir performans bilgilerimizi de girelim şöyle. İndeks diyeceğim. Performans diyeceğim. Geçtik. Take off bilgimiz yanlış olmasın düzeltiyorum. 5 flap kalkacağım. Şunları ayarladık. CG'ye girdik. 128 knot bizim teker keseceğimiz knotmış hızımız yani. Flight direktörleri şöyle bir açalım abi. Herhangi bir problem yok. Şöyle transponderımızı bir ayarlayalım arka tarafa geçip. Kaptan koltuğundayken yapalım. Bine ayarlıyorum ben genelde bunu. Onu da söyleyeyim. Elektriksel problem olabilir. Dediğim gibi motorları çalıştırıp jeneratöre geçtiğimizde her şey düzelecek. Bakıyorum herhangi bir problem var mı yukarıda aynı şekilde. Herhangi bir problem görünmüyor. Tamam. Kapıları kapatmayı isteyelim artık. FMC şöyle menü setup. Doors diyelim. Close doors dedim. Pushback'i hazır bırakıyorum. Hemen şuradan L-Pack ve R-Pack'i off'a aldım. Motor çalıştırma sekanslarına başlıyorum abi. Motorlarıma gücün geldiğini göreceğim. Şurası 2 olduğu zaman artık çalıştırmayı başlatacağız. Şu abi de çekilirse buradan. Evet, 2 dedik ve cut-off'u kaldırdık abi. Evet, o abi çekilmedi oradan. O yüzden ona müdahale edeceğim ben. Etmek zorundayım. Return dedim. Grant Power Relays diyor. Şunu disconnect ettim. Stairs'i de disconnect edelim. O bir çekilsin oradan. Aynen çekiliyor artık. Herhangi bir sıkıntı yok. 9 gördük. Birinci motorumuz çalışıyor abi. Güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Menü dedik. Yine aynı şekilde pushback istiyorum. Pushback start dedim. Pushback istemesek de olur aslında. Direkt çıkacağız. Pushback istemeyelim. Direkt şurada zaten. Buradan taksi yoluna gideceğiz. 11'e doğru gideceğiz. 11'den kalkacağız. İlk motoru 20'yi gördü.
Switch'i de attı. Sıkıntı yok. İkinci motorum için çalıştırmaya başladım. Artık yavaş yavaş da ışıklarını çalıştırıyorum artık. Şunu hala dursun onu pist başında yapacağım. Ondan sonra ikinci motorum da 1 oldu. Buradan takip ediyorum. Şu değerleri. Ekranı da aldım sizler için. 2 olduğu zaman ne yapıyorduk? Cut-off çekiyorduk. Cut-off'u da çektik. İkinci motorumuzda artık tatlı bir çalıştırma şeyi verdik. Sese bakın. Bu arada uçuşumu yine kaydedeceğim. O kamera açılarını koymaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar tabii. Belki edit yapmaya da bilirim. Onu da söyleyeyim. Direkt doğrudan da yapıştırabilirim. Çünkü zamanım yok. Edit bayağı bir uğraştırıyor biliyorsunuz. Bir FPS düşüklüğü var. Farkındayım. Çok fazla. Bilgisayar bir yandan kayıt alıyor, bir yandan şey yapıyor. Sorun almamız, oyunun kapanması an meselesi. Onu da söyleyeyim. Evet, switch'imiz de 60. Herhangi bir sıkıntı yok. Taxi light'ımı açıyorum artık. Kuleye de haber vermiş olalım. Sözde. Yolcuların da kemerlerini bir bağlayalım abi. Şu dursun. İçeriye de bir haber salalım. Haber saldık. Dört bir yana karanfiller susuz kaldı kardeşim. Evet. Herhangi problemimiz yok baba. Piste doğru gidebiliriz. Ha, şeyleri ayarlamadık bu arada. Onları da ayarlayalım. Hatta şimdilik bir şunu çekelim. Şimdi bazı değerleri girmemiz lazım. 11 pistinin course değerini ekranıma girmem gerekiyor benim. Rahat bu uçuş yapabilmem için. 11'in course'u kaçmış? Final course 107, gördünüz mü? Şurası. 107'yi buraya set ediyorum. Hemen. Ardından aynı şekilde buraya da. Aşağıda nasıl düzelttiğini görürsünüz. First officer'a da aynı şekilde yapıyorum. Yardımcı pilotuma. Hiçbir problem yok. Yer radarımız şimdilik kapalı. Trafiğimizi açalım. Aynen, hadi piste doğru gidelim abi. Şu bireyi salalım oraya. Saldık. Hafif bir güç vererek. Yani onun çekilmesini bekleyemeyeceğim çünkü oyun. Olabiliyor böyle şeyler. Evet, sesler bayağı bir ürkütücü, farkındayım. Onu şimdiden kısıyorum abi, sesleri. Şunu da 5'e indiriyorum. Aa, şeyler var ya. Dur. Niye hareket etmiyor diyorum ben de. Dur, tamam. Grand Service diyor. Şuradan pushback diyecek ya. Şunları remove demeden hareket edemeyiz. Evet, artık yavaş yavaş şey yapıyoruz. Flaplerimizi 5'e alacağız. Flap 5. Taksi yoluna giriyoruz ufak ufak. Oto brekimi RTO'ya alıyorum. Evet, herhangi bir arıza var mı? Kontrol ediyorum. Yok. Şunu da söndürdük. Üst panele bakıyorum aynı şekilde. Şunları otoya almayı unuttuk. Unutmamamız gerekiyor. Kabin basıncımız setle. Herhangi bir problem yok. Artık normal jeneratörü de geçtik. APU'yu da artık kapatıyoruz abi. APU bilediğimi de kapattım. Herhangi bir problemimiz, bir problemimiz görünmüyor. Taxi light'ım da yanıyor zaten. Çok güzel. Hadi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yani video böyle. Hani belki havayı çok fazla gösteremeyeceğiz kalktıktan sonra da.
Yani kalkana kadar bu şekilde 25 dakika gidiyor. Plan oluştur, pist başına git, bilmem ne yap. Bayağı bir teferruatlı. Görmüş olduğunuz gibi bu arada şeyi de göstereyim sizlere. Taksi yolumuzu nasıl takip ediyor görürsünüz. Aynen. Pembe olan biziz mesela. Şu anda piste doğru çıkıyoruz. Ben burayı daha önce bildiğim için ezbere gidiyormuş gibi görünüyorum sizlere. Ha, bilmeyen adam için gerçekten muazzam. Şimdi kulelerle konuşmalı videolar çekeceğiz ilerleyen günlerde online'da. O zaman bize bayağı bir yardımcı olacak. Mesela Alfa yolunu kullan diyecek. Alfa'da hold short'ta bekle diyecek mesela. Aa, Alfa hold short önümde. Görüyorum yani. Ah. Ah. S. Ah. Bu arada saat öğlen civarında uçuyoruz. İnşallah dediğim gibi kazasız bir problemsiz bir uçuşumuz olacak. 11 pistini zaten ekrandan da gördünüz. Oyundaki tabelada görünüyor. Şuraya aldık hocam. Burada duralım. Hatta buradayken parking brake'imi çektim. Bir uçak için son uçuş için son şeylerimizi bir yapalım abi. Landing light'ları ondum. Runway turn off'lar açık. Şunu strobe'u da steady pozisyonunu aldık. Herhangi bir problem yok. TA only'den TRA'ya aldık. TA only, TA, TRA. Neyse. Otomatik throttle açık. VNAV, LNAV açık. Çıkacağımız irtifayı buraya set ediyorum. 38.000 feet'ti değil mi? 38.000 feet. Yükseklik. Takribi 11-12 kilometre falan yukarıya dostlar. Boeing çıkabiliyor rahat bir şekilde. Airbus da çıkıyor diye biliyorum ama Airbus'un limitleri var, bazı limitleri. 38.000'i de buraya set ettik. Herhangi bir problem görünmüyor. Uçuş için unuttuğum bir şey vardır muhakkak. Dediğim gibi gözümden kaçmıştır. Onu da affedin. Heh, şeyi ayarlamadık. Barometrik değeri ayarlamadık. Barometrik değerimizi de şöyle otomatik yaptırabiliriz. B'ye bastığınız zaman 1006'yı alacak. Kalkış için böyle olsun. Bir sonrakinde muhtemelen böyle yapmayız. Evet. Devam. Pistimize doğru çıkıyoruz hocam. Işıklarımız yanmışım bakalım. Oy, niye FPS burada çok kötü ya? FPS var ya yerlerde şu anda. İçeriye geçince bir rahatlıyor. Dışarıya çok fazla kullanmayacağız anlaşılan. Evet, record dedik. Uçuşumuzu da Trabzon ismini verelim. Masa üstüne kaydetsin. Sonra bunun çıktısını alacağım dostlar. Bunu da kapattık buraya. Tabii siz göremediniz ama kullandığım bir harici program var. Onunla yapıyorum. Muhakkak ki yapmam gereken bir şey vardır ama dediğim gibi unuttuğumda affolsun. Online'mişiz bu arada. Ron Hulk 86-21. İyiymiş. Gelen giden yok. Pistimize çıkıyoruz abi, artık take off. Sonra planımızı uygulamaya, prosedürlerimize bakmaya devam edeceğiz. Dışarıyı çok fazla göstermeyeceğim ben. Alabilirsem video tekrarından artık kayıtlarımı alacağım. Edit yapacağım videoya. Yapacak bir şey yok. Sıcaklık değerlerinde normal. 70-60. O civarlar normal abi. Evet, geriye yaslandık abi. Fren basılı tuttuk. %50'ye getirdik motor devirlerimizi. 50'de stabil olduğunu görmemiz gerekiyor. 59-60'da stabil hatta. Take off thrust set. Artık kalkıştayız. Saatimizi de başlattık abi. Hadi iyi uçuşlar herkese. Çek. Rotate. Ağırız belli. Belli. Çok ağırız yani. Gear up. Knot üstü, artık flaplerimi topladım. Bakın kolaylığa bakın. Hop. Verdim otomatik pilota. Şimdi etrafa bakabiliriz abi bol bol. Evet. Trabzon'dan kalkışımızı yaptık.
Dediğim gibi uçuş tekrarından görüntüler aktaracağım size. Runway turnoff'larımı kaldırdım. Taxi light'ımı söndürdüm artık. Herhangi bir muhtaçlığımız, bir problemimiz kalmadı. Kalkışımız güzel seyrediyor. 7500'de bir limitimiz var şeyde bizim. CG097'de inşallah orayı tutturacak. VNAV'ımız da açık. Sıkıntı yok. Planımıza, programımıza göre uçak devam edecek. İleriden bir dönüşümüz var. Görmüş olduğunuz gibi. CG097 şurada 7500 limitimiz var ama bakalım uçak tutacak mı? 250 knot sınırımız var. Onu da tutmasını bekliyorum. İnşallah. 369 milde yolumuz varmış. Onu da kontrol etmiş olduk. Buranın transition altitude'u kaçtı? 'a bakmıyorum şu anda başka bir şey. Şurayı uygulayacağız biz. Pixup'a. Bunu kaydettik. Uçak nasıl burayı takip edecek ona bakacağız. Şimdi transition altitude'umuzu görelim. 12.000 feet. 12.000'de artık standart altimetreden çıkacağız. Daha doğrusu yerel altimetreden çıkacağız. Standarda geçeceğiz. Sağa sola bir bakalım abi bir yandan da. Of of. Bulutların üstü. Bir FPS sorunum var ama belli. İnşallah kötü bir şey sebep olmuyordur. Saatimiz de 12.06. 8500 karşılandı. Evet, limite uymuyor. Hızı tutuyor ama. CG097 7500'a iyi. Tam ne sorun değil. O tırmansız. Zaten yolumuz uzun. Hemen şöyle de bir bakalım. Volantadan. Ne durumdayız? Volantada da aynı böyle. Döneceğiz. Araklı üzerinden, sürmeni üzerinden sağa yatışla. Gümüşhane falan filan derken buradan böyle devam edeceğiz. Şu hayali şeyi fazla kafaya takmayın onu. 10.000 feet geldi. 10.000 üstü landing light'larımı söndürüyorum. Allah be, tutabilirsem inşallah. Heh, tuttum. Çok güzel. Teker ve kanat ışığımı da söndürüyorum abi. Logoyu da söndürüyorum. Zaten 10.000 üstü kime göstereceğiz? Boştan yere güç harcamasın. Bunu off konumuna aldık. Ondan sonra yapmam gereken başka bir şey şu anlık yok dostlar. Evet, sağa yatışımız başladı. 10.000 feet irtifada tatlı bir Trabzon manzarasıyla dönüşümüze devam ediyoruz. Aynı yolcuymuş gibi hayal edin kendinize. Vay be. Uçağın içi de böyle dostlar, göstermem gerekirse. İnşallah oyun kapanmaz. Ne bileyim, bilimum çökmeler olmaz. Niye böyle bir sorun var bilmiyorum ama yakın bir zamanda bir format daha gerekecek gibi. Format at düzelir abi. Evet, muhteşem Trabzon manzarasını bırakıp canım Adana'ma gidiyoruz. Evet, kalkışımız güzel oldu dostlar. Yaklaşınca videomuza devam edeceğiz. Ara ara güzel gördüğüm yerleri sizlere de göstermeye devam edeceğim. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir manzara var. Efsane ya. Efsane ya. Şu Trabzon'a... Oğlum canım memleketim ya. Canım memleketim. Canım Türkiye'm ya. Asıl olan bayrakları. Evet dostlar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dümdüz Çukurova'ya doğru devam edeceğiz. İnişte görüşürüz. Hatta şu dönüşü de yapalım da öyle şey yapalım. Evet, trans standart altimetreye de geçelim unutmadan. Dışarıdan bir görelim mi? Evet, donuyor, farkındayım dostlar. 16 FPS. 3060'sın sen. Kendine gel. İnişte görüşmek üzere. Bu arada iniş takımlarıyla alakalı da şunu bir aşağı çizgiye çekiyorlar. Niye olduğunu inanın bilmiyorum. Devam. 310 knot. Boeing tatlı tatlı gidiyor. Boeing gidiyoruz. Hadi bakalım. Devam. Espri kötüydü biliyorum. Meta duymasın. Dostlar buraları size göstermezsem olmaz ya. Şuraya bak. Bu arada FPS'in neyi düşürdüğünün farkına vardım. Kayıt programı düşürüyormuş. Bir daha çalışırım düşürmedi ama genel olarak düşürüyor yani. Şu kamerasını farklı bir yere geçecek. Dur bakayım. Heh.
görüyorsunuz. Güzel. Güzel abi. Güzel. Yakın bir zamanda belki değişik şeyler de görebiliriz. Ya güzel şeyler, güzel haberler var. Hepsinden bahsedeceğim. Trabzon arkamızda kaldı. Şurası Trabzon. Güzel bir buluttan geçtik. Hava durumu zaten kötüydü orada. Şu volantadan bir göstermek istiyorum size. Bir bulutlar söz konusuydu. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Antalya tarafından da Adana üzerine gelen var. İnşallah şöyle daha çok yaklaşmaz bu. Fırtınaya yakalanmayalım. Güzel bir inişimiz olsun. Hadi bakalım dostlar. İnişte görüşürüz tekrardan. Bu son çağrımdı. Ben bir fotoğraf çekeyim. Hadi bakalım. Muhteşem bir Erciyes manzarası yakaladım. Erciyes Dağı arkadaşlar. Kayseri üzerinden geçiyoruz. Şöyle volantadan da ana derken yanımızdan trafik gidiyor. Vay. Kamerasında bir sorun var şu anda. Ana hakikaten ha. Gerçek bir uçuş. Türk Hava Yolları 22.43. Şansım böylesi işte. Evet, kamera açım bozulmuş, farkındayım. Onu ayarlayacağız artık. İnişte kendine gelir. Ama ondan önce şurayı da göstermiş olduk size. Erciyes manzaralı inişimize geçiyoruz. Kayseri nerede peki? Kayseri de altında direkt. Ha, üstündeyiz. Vallahi güzelmiş. Devam. İnişte görüşürüz. Alçalışa başladık şu anda. Güzel bir şekilde alçalıyoruz. Hiçbir problem yok. Yapacağım ayarlar var mı? Onlara bakmak istiyorum abi. Şuradan hemen bilebilirim. Bu arada manuel vertical speed vererek alçalıyorum. Ya 10.000'de tarsı da olacak şekilde. Vertical speed'de 2500 var ya öyle falan alçalıyoruz şu anda. Ufak ufak tutturacağız inşallah. Approach'a girdim şöyle. Ağırız biraz. Yani biraz ağır kalacağız. O yüzden 30 flap'le falan inmeyi planlıyorum. Çok da ağır değiliz. 30 flap 124 knot. Şimdilik kafi olacak. Rüzgar abi meter bilgisinde ne gösteriyor? 180'den 3 knot diyor. İndiğimizde de böyle devam ederse muhtemelen ben bir 125 knotla teker koymayı planlıyorum pistte. Kamera gene bozuldu. Ara ara gidiyor PMDG'nin kafa. Dediğim gibi alçalışa devam. Çok güzel bir rota izleyeceğiz ardından. Dediğim gibi Navigrab chart'ı da kullanacağız. Tarsu'da 10.000, adada 5.000. Adadan sonra da biliyorsunuz artık establish olacağız. Yavaş yavaş biz de pisti otomatik olarak yaklaşacağız. Şimdi ILS şeyimizi bir girelim. Frekanslarımızı 108.7 ada. Aynen. ILS Z 108.7 ayıda diyor. Bakalım DMA nerede alacak? 108.7'yi girelim, bir set edelim. 108.7 buraya girdik. First Officer'a da gireyim aynı şekilde. 108.7 ailesimize girdik. DMA bekleyeceğiz. DMA aldıktan sonra yavaş yavaş kapatacağız orayı. Hızımızı da 300 knot'a falan çekmek istiyorum ben. Şu anda bayağı bir hızlı gidiyoruz. 325 knot'la biraz sıkıntılı. Şunu aldık. 300 knot'a bir in abi sen. Zaten limitlerimiz orada. 300 knot'a doğru uçak kendini bir çeksin. Çok hızlı gitmeyelim. Problem yaşamayalım. Volantada da durumlar bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi tatlı bir yaklaşımımız var. Ufak ufak iniyoruz. Hadi bakalım. İyice yaklaşınca devam dostlar. Evet, kendimizi de artık şeyde görüyoruz. Navigrab chart'ta görüyoruz. Adana sağımızda, solumuzda kaldı. Adana pistimiz orada. Görsel olarak göremiyoruz şu an ama belki gece olsaydı ışıklarını görebilirdik. Kameramız da düzeldi aynı zamanda. Görmüş olduğunuz gibi Manaz'dan değil de direkt Tarsu'ya gideceğiz. Tarsu'da 10.000'de, ondan sonra adaya dönüp inişimizi yapacağız artık. Yani adaya gelmeden önce bir artık approach'u aktif ederiz. 19.000 transition altitude'umuz Adana için kaçmış hemen bakalım. Onu girmiştim ben zaten de. QNH bilgisi de aldım. Transition altitude'umuza şuradan bakabiliriz. 10.000. 10.00'da gireceğiz ama bir de barometrik değeri ayarlarım. 304 ILS'de bir baromuz varmış. Onu da hemen şuraya girelim. Güzel de türbülans var. Sağlam sallıyor. Ona da dikkat edeceğiz. Biraz daha hızlı bir 280'e doğru düşüreyim. Yaklaştık neticede. Şöyle yapalım. Orada bir karışıklık var. Farkındayım. Döndükten sonra adaya direct vereceğim.
Şu D237 birazcık karıştırıyor kafamı. Hatta şöyle yapalım. Execute dedim. CFZ hatta tamam, döndükten sonra CFZ CF05Z. Orada biraz karıştı, farkındayım. Oo, Navigrat mı gitti? Yok, buradaymış. Heyecan yaptım lan. Dur bir dakika. Şimdi ortalık karıştı abi. CFMF yok. Biz direkt adaya gitmemiz lazım. Döndükten sonra bir adaya direkt olalım. Ondan sonra bir yolumuza bakacağız artık. Bir şey çıkarsa, bir engel çıkmazsa. Adaya direkt olduktan sonra zaten ILS MILS yakalayacak bizi. 290 diyor. Şunu hızımı iyice 260'lara bir düşürelim. 16.000 feet'i de geçtik. Yavaş yavaş alçalışa devam. Hatta bir yandan kayıt programı da başlatayım şöyle Adana diye. Adana iniş. Kaydet. Şu anda recording de başladı. Evet, oyunu bir dondurduğuna göre evet. FPS'yi etki edecek. Bakayım dış kameradan. Yo, etmedi. İyi, sıkıntı yok. Kamera gene bozuldu bu arada. Allah'ım yarabbim. Bir gidiyor bir geliyor kafasına göre. Tamam, ayarlayayım ben de. Şöyle bizi idare eder. Standart altimetreye geçiş uyarısı geldi ama transition altitude'umuz 10.000 olduğu için o zaman geçeceğim. 290 diyor. Birazcık speed break vereceğim abi. Yavaşlatacağım biraz. Çöksün uçak. Sıkıntı olmasın daha sonra. Şöyle adada bir sıkıntı var yani. Tarsu diyor. Burası bypass diyor ama Allah Allah. Neyse, hayırlısı olsun bakalım ya. Çözeriz inşallah. Bir sorun olmaz. 13.260'a kadar bir çeksin kendini. Deniz üzeri alçalacağız. Tarsu'ya gelelim. Tarsu'dan sonra adaya dönüp adadan sonra da inişimizi yapacağız abi. Çok da güzel olacak. Ardından da diğer chartları bir kontrol edeceğiz. Buna bakacağız. Bundan alfa yolu. Zaten Spice'in bir tane çıkışı var. Daha doğrusu ABC var. Küçük pistler için galiba, küçük uçaklar için A1 genel havacılığa çıkıyor. Buradan koridor, buradan da muhtemelen 5'e girerim ben ya da 3'e. Sevdiklerim 3 ya da 5 zaten. Şöyle harita üzerinde de görmek istiyorum. Gece modunu alayım daha rahat görün. Haritada buradayız. Kıyıya yaklaştık, fark ettiniz. Kıyıdan sonra yavaş yavaş döneceğiz abi. Usul usul ığıl ığıl dönüşümüzü yapacağız. Misler gibi, krallar gibi ineceğiz inşallah. 10.000 feet'i karşılamak üzereyiz. 10.000'den sonra artık şunu bir aktif edeceğim. Hızlanma abi, hızlanma. Hızlanma, canını yediğim. 10.000'e geldik abi. Bunları açtık artık. Standart altimetrelerden yerel altimetreye geçtik artık. Kontrol ediyorum. 1.3. Çok güzel. Bir sıkıntı yok gibi. Telefona bir bakayım. Çok güzel. 10.000'den sonra da artık. ALS'e kaçta biz şey olacaktık, bağlanacaktık? Oranın bir irtifasını gireyim. 2.500. Evet, aslında hatayı burada yaptığımı fark ediyorum. Kaptan pilotumuzun 2,5 saatlik deneyimiyle, engin tecrübesiyle efendim ALS'e 05'e ALS-Z ile yaklaşmayı denemesi hatayla sonuçlanıyor. Videonun devamında detaylı göreceksiniz. Anlatmaya gerek yok. Oynat bakalım. Denize bayağı bir açılttırıyormuş bizi ya. Gene bir saat video olacak ha. Neyse olsun, canı sağ olsun. 307, 10.000. 240 ada diyor. 240 ada fazla lan. Onu bir 210 slash 5.000 yapayım. Evet. Dönüşümüz geldi abi. Sıkıntı yok. Bunda direct verme olayı neredeydi?
Herhalde yok. Tarsu'yu geçelim bakalım neler olacak. Desel diyor. Neyse otomatik pilottan çıkarız artık. Manuel yaklaşır canım. CF05Z hemen şöyle bir şunu bir yan tarafa alayım abi ben. CF05Z. Aynen CF05Z adadan hemen sonraki olan yer. Devam. 2500. O zaman şöyle yapacağız abi. Heading select diyeceğiz. Heading'imizi ayarlayacağız. Tamam mı? Adada 5000. Yok yok öyle yüksek kalırız abi. Biz şey yapmamız lazım. DMA almamış henüz. Bekliyoruz hala onun almasını. Yaklaşmada bir sıkıntı var gibi hissediyorum da neyse. İnşallah bir problem olmadan şey yapacağız. İnişimizi yapacağız. Yaklaşık ne kadar yolumuz var? 13 mil adaya. CF05Z. Adayı geçtik abi. Ha direkt gidecek o. Okey. Okey. Anlaşılmıştır. Alçalış verecek mi? Bakıyorum kendiliğinden. Evet bunda bir sıkıntı var abi. Şöyle yapıyorum. Şunu bir giriyorum. Dostlar kontrolü aldım. Bir sağa bir açılacağım. Kendimiz bir ortalamaya çalışalım. Hızımızı da 220'lere düşürelim. Speed brake'leri açık unutmuşuz. Onu da bir aldık artık. DMA'yı de bekleyeceğiz ufak ufak. 9000 irtifaya da alçalıyoruz yavaş yavaş. 2500 çok da alçak kalmak istemiyorum. CF05'te 2500 gösteriyordu. Neyse alçak kalmayız. Vertical speed'imizi de şöyle verelim. 2000 vario fazla. 1800 hatta 1900 de şöyle alçalmaya devam etsin. Biz güzel bir şekilde yakalayacağız orayı. Rahat olun. Yani heading verelim biraz. Ortalamaya çalışıyorum. İyice karşılamaya çalışıyorum. Pistin course'u kaçtı abi? Final course 0.50. 50 başta biz yakalamamız lazım. Yani şunu ayarlayacağız abi. Şunları da bir 50'ye getirelim. Dimdirek önümüzde olması lazım ama göremiyorum. Maalesef. Pist biraz sağlı kaldı. Önemli değil. Önemli değil dediğim gibi. Vertical speed'i şöyle bir bine çekeyim ben. Biraz uzasın. 2500. Normalde adada 5000 yaptı ol diyor. Biz 2500 seçtik. Fazla çektik. 1300 devam. Hızımızı da 220'ye çeksin şöyle bir. Yavaşlayalım. Pisti hala göremiyorum. Yaklaşık ne kadarımız var? 40. Yani 20 mil falan var. Pisti hala görselim yok. Bir flap koydum artık. Limitlerindeyiz galiba. Aynen. Yavaş yavaş uçak çöksün bir. Lan piste yamuk yaklaşmıyoruz değil mi? Göremiyorum ki. Yo yamuk da değiliz yani. Yo yo bayağı karşısındayız ya pistin. Abi approach'u artık alıyorum. Hatta şimdi almayacağım. Şunları bir aktif etsem ne olacak? Heading selected dedim. Approach'u açtım artık. Bakalım tutacak mı?
Mal kayış gibi. Güzel güzel yaklaşıyoruz abi. Ama kontrolü tabii elden bırakmıyorum. Yüksek ya da alçak kalırsak hemen müdahale ediyoruz. Zaten otomatik pilota güvenip de öyle şey yapılmaz. Öyle bir hareket yapılmaz. Evet, şu anda sanırım approach aldı. Vertical speed'i bildiğin hiçe saydı. Sönülildiği gibi biz 5000'e erken geldik. ...130 knot'ta falan artık teker koyacağız abi. Rüzgar da yok bu arada. Görüyorsunuz. Alçak kalma. Speed brake'ler açık. Kapat speed brake'i. Herhalde kendini artık oraya bir adapte edecek. 5000'den sonra da kendiliğinden yaklaştıracak. Yani şu an düz uçuşa geçirdi biraz. Yani 5000'i karşılayacak, orayı tutacak. Ondan sonra ILS, MyLS, çarçut bir şeyler. Unuttuğumuz bir şey var mı bilmiyorum. Artık şunları konta aldım. Runway turnoff'ları açtım artık. Logolarımızı falan da açalım. Biz geliyoruz diyelim. Ardından bir de up'ımıza şey yapalım. Start verelim. Herhangi bir sıkıntı yok. İçeriye de bir uyarı çakalım. Pist uzun yeterince. Otobrek bir bizim içimizi görecektir. Bir flap daha koyduk artık. Tutacak mı tutmayacak mı gerçekten büyük merak konusu benim için şu anda. Approach. DM'yi almış. Şu approach'u bir daha tazeleyeceğim. Glide slope bekleniyor. Tutmazsa direkt dediğim gibi manuele geçeceğim abi, yapacak bir şey yok. Ya 5000 bizim için çok yüksek gibi duruyor şu anda. Bilemedim. Yüksek abi, yüksek. Sen bir alçalt bizi. Aynen, bayağı yüksek kaldık ya. Bakayım şu çarttan da bakıyorum. 5000 ada 2500. Evet, bayağı yüksek kalmışız abi. Sen bayağı bir çök çök. 2500 varıyor ver ki İyice yakala. Bir yandan da hızlanmaya çalışacaksın biliyorum. Açtım speed brake'lerini. Uçağı fısıldayan adam. Evet, single channel DM'yi aldı. ILS'imizi aldı. Establish şu anda. Bu rotada bir sıkıntı vardı yani. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi göstereyim bunu da. Kayıtta mıyız? Onda da kayıttayız. OBS de kayıtta. Hiçbir problem, bir sıkıntı görünmüyor şimdilik. Glide slow'umuz altta kalmış. Approach'umuz aldığına göre o kendisini artık vertical speed'i veriyor görmüş olduğunuz gibi. Artık tekerleri döktüm aşağı abi. Bir kademe daha flap verdim. Hızımız çok fazla biliyorum, farkındayım. Ayarlayacağım. Bir şeyler yapacağız abi. Bir şeyler yapacağız. Bir kademe daha flap çektim. Artık 30 flap inecektik. Onu da unutmayalım. Ben bir manuel alayım şunu ya. Dur dur. Adana yaklaşması beni böyle mahvetti abi, dur. 30 bir flap'e gelelim biz, 30 flap'e. Bayağı hızlıyız abi ya. Of 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 of. 158. Normalde pas geçip şey yapmam lazım ama o prosedürleri bilmediğim için yapmıyorum. Bir şekil yapacağız ama. Neyse. Evet, yolcuların içi dışına çıkacak biraz. Yapacak hiçbir şey yok. Çok yükseğiz abi ya. Çok yükseğiz. Deneyeceğim ulan. Yapacak bir şey yok.
Normalde siz bunu denemeyin abi. Ben aksiyon olsun diye biraz daha. Eyvallah, çektik kardeşim. Bant azantı. Erken teker. Evet, sync ring. Biliyorum, pull up. Oh oh oh, pull up'ı da duyduk. Çok hızlıyız, farkındayım, biliyorum. Ay. Ulan her şey güzel geliyordu. Niye böyle yukarıda kaldın? Plana kalsak vallahi çok kötü yapacak bizi. İndik indik. Tabi daha iyisini yapabilirdik. Evet. Adana Havalimanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel. Adana'ya hoş geldiniz. Yerdeyken FPS değerimiz biraz çöküntü olabilir. Farkındayım. Oo. Şeyi bir durdurayım ben. Flight şeyini. Recorder'ı. Çok FPS düşürüyor. Buna bir çare bulmam lazım benim. Çıkışımızı alfadan yaparız. Görmüş olduğunuz gibi onu da buradan takip ediyorum. Alfa ileride. Yapacağım başka ayarlar var tabii ki, onları bir yapalım. Şunları al babuş. Okey, bu tamam. Şunu aşağıdakinden yak. Ondan sonra şunu da kapatıyor muydu bilmiyorum ama emin değilim. Neyse, yapalım. Yolcuları bir çözelim. Bir rahatlasınlar. Bir derin derin düşünsünler, ben bu uçağa bir daha biner miyim falan diye. Flaplerimizi kapatalım abi. Nereden bindiydin bu uçağa diyorlardır kesin, ben size söyleyeyim. Runway'i terk ettik. Flight direktörler kapalı kardeşim. Herhangi bir sıkıntı yok. Runway turn off'lar kapalı. Taksi açık hala. Güzel. Hadi gidelim, yanaşalım. Kaç numaraya gidiyorduk? 3 ya da 5 demiştim. Hangisi müsaitse oraya gireriz şimdi. Hemen ona da şuradan bakacağız. Koridorsa geldik. Birazdan şuradan görüneceğim muhtemelen. He, desteklemiyormuş. Onu da şuradan görürüz işte. Şöyle alayım bunu. Adana'da birebir yapılmış bir havaalanıdır dostlar, mod olarak. Gayet keyiflidir yani. Artık yerlerdeki yazılardan bakacağız. 1 numara, 2 numara. Böyle döndük. O aracın ne işi var? Hiçbir bilgim yok altımızda. Kanadın altından 0 geçti bu arada. 3 numara müsaitmiş. 3 numaraya yanaşalım. Hatta yok ya. Gidelim. Her yer müsait. 4 değil de 5'e girelim. Tam böyle Adana yazısında. Adana'ya hoş geldiniz abi. Vay be, aynısını yapmışlar ha. Bu aracın ne işi var abi ya? Herhalde buraya gelmemizi mi istiyor? Ne yapıyor bu? Follow me aracı mı? FPS'nin düşüklüğü için kusura bakmayın, dediğim gibi. Duş kamerada böyle yapıyor. Parking brake'i çekelim. Geri alalım kendimizi. Camlar puslandı bir anda Adana'ya gelince. Ay be, tabelaya bakın, görüyor musunuz? Oyunda olsa ne kadar güzel. Evet, APU'yu başlatmışız. Bleed'imizi açtık. APU jeneratörlerini aktif ettim. Motorları kapattım artık. Şimdi taxi light'ımı falan da söndüreyim artık. Kabin basıncımı kapatayım. Şunu standart 10.000'e düşüreyim. Bunları sallamasyon yapıyorum bu arada, onu da söyleyeyim.
Şunları bir kapatalım. Başka ne yapıyordum burada? Elektrikleri kaldırıyordum. Propetleri kapatıyordum. Şunları kapatıyordum. Yakıt pompalarının sadece apın 2 kalsın. En sonda da şunları şöyle yapıyordum. Hatta şunları da kapatıyordum. Başka da herhangi bir şey. Yavdanper kapat. O da kapalı. Apıyı da susturuyoruz abi. Evet, geçmiş olsun dostlar. Şu sessizliği seviyoruz. Bir saatlik güzel bir video ile sizlerleydim. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu FPS olaylarını da yakın bir zamanda inşallah çözeceğiz. Çözebilirsek. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Abone olmayı, Discord'uma gelmeyi unutmayın. En büyük desteği bana o şekilde verirsiniz. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bay bay.